Merhaba millet. Bu Heroes and Generals adlı free to play bir oyunun tanıtım videosu. Neden böyle bir video çektim? Çünkü oyunu son zamanlarda oynamaya başladım ve oyun gerçekten hoşuma giden bir oyun oldu. Çünkü karakter kişiselleştirme olayını çok güzel yapmışlar. Ve açıkçası benim hoşuma gitti yani. Çok çok da uç saçık bir şey değil. Ama sade ve hoş bir şey. Basit 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 ince ayrıntılar var. Onlar çok hoşuma gitti. Örneğin işte askerler mesela savaş sonunda işte Reborn denilen bir şey aldılar. Türkçesini şu an aklıma getiremedim. Mesela muharebe nişan. Evet, Reborn'un Türkçesi nişan. Muharebe nişanı olsun ne bileyim işte Amerikalılar mor kalp alır savaşlardan sonra. Bizim askerlerimiz savaştan sonra işte muharebelerden sonra muharebe nişanı alır. O tür olaylar eklemişler. Ribbonlar alabiliyorsunuz bu şekilde. Bu ribbonlar size ne işe yarıyor? Askerinize bonus veriyor. Örnek olarak mesela heavy set bonusu ne işe yarıyormuş? Diyor ki alınan hasarı azaltır diyor. Bunun işte ilk baştaki bronz, sonrası gümüş galiba. En sondaki altın. Ben şu an Dead Eye Ribbon'unu kullanıyorum. Ne işe yarıyor? Silah sıktıktan sonra geri tepmeyi azaltıyor bu Ribbon. Onun dışında kendi karakterinize göre seçebilirsiniz. Ya da ne bileyim yani siz mesela diyelim ki savaşçı bir adam olmak istiyorsunuz. Grenadier Ribbon'unu seçerseniz mesela benimki şu an Silver, onu seçersem %10 daha hasar veriyorum düşmana. Seçmek için üstüne tıklıyorsunuz, equip diyorsunuz, o ribbonu seçmiş oluyorsunuz. Diyelim ki şu an hala deday olarak kalacak. Çünkü ben uzaktan vurmak hoşuma gidiyor. Gazi olmak için de Gazi'yi oyun parasıyla da alabilirsiniz aslında. Gerçek parayla da alabilirsiniz. Ama oyun parasıyla almak, oyun parası inanılmaz. Bu kadar büyük bir parayı kazanmanız için bayağı oynamanız lazım oyunda. Ama 4800 oyun altını vererek oyun altı gerçek parayla alınıyor bu arada. 90 günlük bir veteran özelliğine sahip olabilirsiniz. Veteran özelliği ne işe yarıyor? Veteran özelliği bu ikinci ribbondan, bunlar ribbon değil aslında, bunlar madalya. Bu madalyalardan almanızı sağlıyor. Ribbonlar şu tarafta. Bu ribbonlarla madalyaları kazanabiliyorsunuz. Ribbonları da kazanmanız için savaş yapmanız lazım. Veteran olduktan sonra ikinci madalyanızı da takabiliyorsunuz. Bu madalyayı taktıktan sonra mesela bunun yanına gidip de bir de mesela gidip takabilirsiniz. Grenadier takabilirsiniz. Karakterinize iki tane bonus veriyor. Karakteriniz savaşa girmeden önce yanına en fazla üç tane item ya da silah alabiliyor. Ben G43 tüfeği aldım. Bu G43 tüfeği savaşın başında size verdiği tüfek, oyunun başında verdiği yarı otomatik bir tüfek. Ve M24 bombası yine en başta veriyor. Ve bir de kazma aldım. Kazmayı sonradan aldım yakın dövüş için. Ama veteran olursanız dördüncü slotu da açabilirsiniz. Veteranın ek özellikleri de var. Veteranın bu ek özellikleri neler? Savaşlardan sonra size bonus veriyor. Mesela bir savaş sonucunda siz normal olarak 300 XP kazanıyorsanız size 600 XP veriyor. Daha kolay level atlamanızı sağlıyor. Ayrıca karakterinizi tekrar adını değiştirebiliyorsunuz. Mesela benim karakterimin ismi Christian Bach. Bir Alman askeri. Ve şu an bir piyade. Şu altta gördüğünüz kısım karakterinizin hangi sınıfa ait olduğunu gösteriyor. Ve benim karakterim şu anda 4. seviye rütbede. Şu an karakterim piyade. Normal bir piyade. Buradan Tank Crewman, Paratrooper, Recon, Fighter Pilot ya da General olabiliyorsunuz. Tank Crewman dediğimiz şey ne oluyor? Tankı kullanan asker oluyor. Paratrooper, paraşütçü. Fighter Pilot, savaş pilotu oluyor. Recon ise sniper bildiğimiz. Ayrıca şöyle bir şey daha belirtmek isterim. Oyunda şu 5. rütbeye gelene kadar sadece Staged Battle'lara girebiliyorsunuz. 5. rütbeden sonra savaşa girebiliyorsunuz. Bu savaş gerçek insanlar, gerçek generaller tarafından yönetilen savaş. Staged Battle ise normal server. Normal size bir oyun ayarlıyor. O oyunda oynuyorsunuz. 5. seviyeye gelene kadar dediğim gibi Staged Battle'da oynamanız
lazım. Oynamak zorundasınız. Daha sonra da Staged Battle'lardan oynayabilirsiniz ama map'i gerçekten küçük. Çok çabuk bitiyor maç ve sıkıcı gerçekten. O yüzden 5. seviyeye kadar eğer oyunu gerçekten sevdiyseniz sabretmeniz gerekiyor. Ayrıca oyunda 3 tane faction var. Bu Rus faction'ı. Bu Amerikan faction'ı. Bu da Alman faction'ı. Ben Alman faction ile oynamayı tercih ettim. Ayrıca üçüyle de oynayabilirsiniz. Bir fark yaratmaz. Fakat mesela benim bu Alman faction'ında kastığım karakterimin özellikleri Rus faction'ında karakterime gitmiyor. Böyle bir özellik var. Onu da ayrıca oynamanız lazım. Bu da zaman kaybı demek oluyor. Yani sürenizi ikiye bölmek oluyor. Üçünü de oynamak isterseniz sürenizi üçe bölmek oluyor. Bu kötü oluyor. Silahlardan bahsedelim. G43 tüfeği demiştik. G43 tüfeğinin yanında Almanlarda C96 tabancası var. K98K işte tüfeği var. MP34 makineli tüfeği var. MG34 hafif makineli tüfeği var. MG42 hafif makineli tüfeği var. MP40 makineli tüfeği var. İşte ayrıca bir tabanca ve bir de savaş tüfeği olan STG 44 var. En son açılan tüfek bu oluyor. Yakın mesafe itemleri olarak hiçbirinin arasında fark yok. İsterseniz herhangi birini kullanabilirsiniz. El bombaları kısmı ise işte gördüğünüz gibi bir sürü çeşitlilik, anti personel mayını, anti tank mayını. Bunları işte tankları yok etmek için kullanabileceğiniz itemler, işte silahlar var. İşte dürbün alabilirsiniz. Bir de wrench ne işe yarıyor? İşte araçları tamir etmenizde yarıyor. Daha sonra araç kısmı var. Araç kısmından mesela buraya tıklayıp kendinize bu işte arabayı alabilirsiniz. Makineli tüfeği de var üstünde. Bunu açmanız için 3. seviye araç driver ribbonuna sahip olmanız lazım. Bunun için de oyun içinde araç sürmeniz lazım. Ama oyun içinde sürecek araç bulamıyorsanız bu ribbonu 3856 oyun kredisi değerinde para verip açabilirsiniz. Öyle bir özellik de eklemişler. Onun dışında araç çeşitliliği bol. Dediğim gibi motosiklet, araba ve half truck kamyon denir, zırhlı araç denir, piyade taşıma araçları var. Bunlar için de ayrı olarak dediğim gibi ribbon kasmanız lazım. Karakterinizin kıyafetinin kamuflajını değiştirebiliyorsunuz üniformasının. Hepsi de para istiyor tabii ki de. Mesela şu kamuflaj bu şekilde görünüyor, şu kamuflaj bu şekilde, şu kamuflaj bu şekilde, bu kamuflaj bu şekilde, bu da bu şekilde. Yani hepsi ama para gerekiyor. İlk başta önermem. Daha sonra işte rütbe kasıp general bile olabiliyorsunuz oyun içinde. Oyunda anlatılacak şeyler bu kadar. Daha sonra fighter pilot olup, paratrooper olup uçak alabilirsiniz. Pardon, fighter pilot olup kendinize uçak alabilirsiniz. Paratrooper olup, paratrooper nedir? Paraşütçüdür. Paraşüt de sizi uçaktan atıyor. Siz düşman hatlarının gerisinden başlıyorsunuz resmen oyuna ve düşmanları arkadan vurabiliyorsunuz. Recon uzak mesafeden temizlersiniz düşmanları. Tank kıyımın ise resmen düşmanın arasına dalıyorsunuz tankınızla ya da uzaktan sniperlayabiliyorsunuz düşman tanklarını. Alman tankları çok 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 daha bonus tanklar, çok 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 daha güçlü tanklar. Hele Amerikan tanklarına göre ama Rus tankları da ileriki seviyeleri fena değil. Dediğim gibi oyunda ama şöyle bir özellik var. Bir karakter üzerinde gitmeniz faydanız olacaktır. Benim gitmek istediğim olay Recon. Sniper olarak oynamak istiyorum. Ona göre kasacağım. Onun için mesela 5. rütbeye geldiğimde tank kıyımını açmayacağım. Ben 9. rütbeye gelip sniper olmayı bekleyeceğim. 11. rütbeye kadar subay değilsiniz. 12. rütbede subay olmaya başlıyorsunuz. Teğmen rütbesi. Başka anlatılacak ne var? Oyunun grafik ayarları. Optimizasyondan söz edelim. Basit. Çok iyi optimize edilmiş bir oyun olduğu söylenemez. Fakat grafikleri de çok kötü değil.
Ama çok iyi de değil. Ama gözünüze güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Şu training sekmesinden oyunu öğrenmeniz için basit bir tutorial hazırlanmış oyunun ön kısmı ile ilgili. Oynayabilirsiniz. Size ekstra bir bonus vermiyor. Buradan işte sesi seviyorum. Basit şeyler, bildiğiniz şeyler. Grafik ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Müzik sesini kapatmanızı öneriyorum. Gereksiz. Kendi müziğinizi isterseniz arkadan açın. Başka bahsedilecek bir şey kalmadı. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu oyunu beraber oynamak isterseniz Skype veya TeamSpeak üzerinden beraber oynayabiliriz. İyi günler.